Acısı almış şirketlerin yurt dışına istediği satış istihdası, emisyon primi, taşınma satış kazancı. Önemli olan birkaç arkadaşlar size burada söylemek istiyorum. Bir, işten kazançlar istihdası, işletmenin kendisi başka bir şirkete ortaksa, oradan bir gelir elde etmişse kar payı gibi elde edilen kazanç vergi dışıdır. Tamam mı? Tutarını yazmak zorundayız. Hızlı geçtim. Taşınma satış kazancı istihdası. Kurumların en az 2 yıl aktifinde bulunup satışından elde edilen kazancın %25'i, %75'i istisna, %25'i gelire tabidir. Ama o %75'e istisna da vergi usul kanunu 5 yıl içerisinde sermaye ilave etmemiz zorunluluğumuz var. Tamam mı? Onu bileceğiz. Serbest bölgede elde edilen kazançlar bizi ilgilendiren tabii çok kurum var. Hepsi ayrı ayrı değerlendirme özelliği. Arkadaşlar sizin açıklaması istediğiniz bir şey varsa buradan tablo açıklamak isterim. Ama her biri uzun. Ha, size söyleyeyim ben. Tekrar tekrar da açıklayabilirim. Şimdi yukarıdaki değerler işletme zarar etmiş olsa bile bir anda indirim konusu yapılır. Bakın. Zarar etmiş olsa bile indirim konusu yapılır. Yani işte Ristum, Arge, sponsor harcama, bağış ve yardımlar, eğitim, sağlık. Bakın çok imalatlarında dini yetkilisinde yapılan bağış ve yardımlar. Bu geçen sene geldi. Tamam mı? Ama bu nedir arkadaşlar? Bu bir cemaate bağlı değil. Nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tamam mı? Kontrolünde olan yerler için söylüyoruz. Bu da cironun %5'i kadar. Güzel bir sorun tamam mı? Bir şey söyleyeyim. İndirim konusu yapılır. Cironun %5'i kadar mı? Şey için burada bağış ve yardımlara geçerli o kavram. Tamam mı? O kavram bağış ve yardımlara geçerli. Bu da olay değil. Burada tamam. zarar kadar yapabilirsiniz.464 tane var. 417'nin altı. Kültür ve bağış ve yardımlar. Çok güzel. Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar. Kütüphaneye kitap bağışladım. Daha sayayım, daha var tamam. Ama turizm amaçlı da bir. Evet. Ama şey var. Tamamıyla bu Türk kültürünü besleyici veya artırıcı sebepler, değerler. Tamam mı? Ama Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kontrolünde olmak kaydıyla. Hocam sonradan ödenen sigortaya geldik mi indirimde? Hani bakmadayım. Sonradan ödenen sigorta hatırlıyorsunuz ödemedik de sonra ödedik. O bu sırada mı yoksa ötekinde mi indirimde? Ben bakayım. Diğer bir dakika yerine bakayım ben. Diğer indirimler nasıl? Şu diğer indirimler. Zarar dahi olsa okulacak indirim listelerde yok. Yani. Şunun yerine bakayım onun. Şunun arkasında geldi. Şunun arkasında geldi. Ha şurası diğer indirimde. Şurası. 350. Tamam mı? Ben oradan indirim. Aşağı indireceğiz. Aynen. Evet. Aynen. Evet. Tamam. Beyanname arkadaşlar doldururken güzel bir şey. Bakın. Safi kurum kazancı, matra, kurum vergisi oranı, genel oran, biliyorsun kuruma indirime tabi oran da çıktı. %2 oranları tek uygulamalarda geldi. Yani şu anda bunlar çok bize uymadığını görüyoruz. Şartları birçok şirketlerin sağlamadığını görüyoruz. Onun için biz %20 orandan yavaş yavaş arkadaşlar gidiyoruz. Ayrı bir seminer konusu olduğu için hızlı geçtim. Şimdi arkadaşlar, önerim bakın, mahsup edecek vergiler çok önemli bir kavram burada. İki özelliği var arkadaşlar. Bir, geçici vergiyi tam ödeyeceğiz. Geçici vergi dışında da kesinti yollarından işte bankadan stopaj mesela gibi. Bunun haricinde, bu iki haricinde de yurt dışında eğer ki bir vergi ödenmişsek şartları uygulamak, usulü yerine getirmek kaydıyla indirim konusu yapabiliriz. Hemen örnek vereyim. Türkiye'de kurulu bir anonim şirket Almanya'da şube açıyor değil mi? Almanya'da vergisini veriyor. Almanya'da ödenen vergiyi orada bilen bir konsorsa onaylatıp Türkiye'ye getirdiği zaman bunu mahsup edebiliriz. Yani kurumlardan mahsup edebiliriz. İndirimli kurumlar vergisi oranı arkadaşlar özellikle saymış
girmeyeceğim. Çünkü girersen arkadaşlar gerçekten uzun bir konu ama bir başka seminer konusunda değerlendirebiliriz. Mahsuplara baktığımızda, bizim gerçekten vergide 3 türlü mahsup, kendi içerisinde 2 tane ama 3 türlü mahsup olduğunu söylemişti. 1- geçici vergi. Şart ne? Ödenmiş olması. İkincisi kesinti yolu ödenen vergiler. Bu kesinti yolu ödenen vergi arkadaşlar, yurt içi bakımından baktığımızda örneğin işte bankadan mevduat faizi var, kesti. Değil mi? Ve yıllara yaygın onların işlerinde %3 kesti. Değil mi? Onları kullanmayı unutmayın. Özellikle yıllara yaygın inşaat ve onların işini yapan karşı olanlarda bu önemli. Karşı taraf muhtasarla beyan ederken sen de onu ne yapacaksın? Kurumlarda indirim konusu yapacaksın. Ama yaparken arkadaşlar nedir bir şey söyleyeyim? Bir teyit alanımıza yarar olur. Değil mi? Karşı taraf bunu beyan etmiş mi etmemiş mi? Önemli bir kaynak. Bunların dışında yurt dışındaki ödenen vergileri usule uygun yapmak kaydıyla mahsup edebiliriz. Girmeyeceğim buraya. Nakdi faiz, sermaye. Nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz değil mi? Açayım biraz evet, bunu. Hocam, bu önemli değil mi? Efendim? Yeni bir konu. Çok güzel bir konu. Çok güzel bir konu. Şimdi arkadaşlar bunun gerçekten 5 tane maddesi var. Şunu söyleyeyim, nakdi sermaye artışına kaynaklanan faiz dinle. Şimdi bakın, nakdi sermaye artışı arkadaşlar 25-11-2015'te ticaretle tescil edilmiş. Sıkıntı var mı? Yok değil mi? Nakdi sermaye arkadaşlar hangi yıl yapılmış? Bu tarihte yapılmış. Bankası 50 bin lira bir para yapmış sermaye artışını. Örnekten gidiyorum. Faiz arkadaşlar %15. Bu %15 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizi uygulanan faiz oranı. Genel olan arkadaşlar 50, %50, 7,5 lira buradan indirim konusu yapabiliriz. Kaç tarafı çıkmış. Tamam arkadaşlar bu kadar. Ama bunun şartları için yapmamız gereken birkaç hususlar var. Tamam mı? Bunun sebepleri birkaç tane size söyleyeyim. Bir, nakdi sermaye artırı mutlaka ödenmiş olacak. Taahhütte olmaz. Taahhüt olmaz, tamam mı? Ödenen kısmı için mi? Evet. Ödenen kısmı için. İki, iç kaynaklanan sermaye artırımı yapmayacaksın. Ortaklar adam gelecek parayı tak diye koyacak. Ortaklardan karın bunu istemiyorsun. Tamam mı? Demek ki esas dikkat edeceğimiz nokta, parayı mutlaka o şirkete getirip koyacaksın. Evet. Canlı aynen. Yani adam diyor ki, işte ben diyor, efendim diyor, ben diyor bir yerden kredi aldım. Ortak getirip parayı çekmiş 31'e, 3.31'e çekmiş, 3.31'den ben bunu 500 sermayla ödeyim. Böyle bir şey arkadaşlar yok. Canlıca da parayı getirecek, taahhütle birlikte koyacak. Sınırlı mülkiyet geldik. Arkadaşlar ARGE indirim var. ARGE'si olan var mı? ARGE'ye çalışan var mı? Arkadaşlar ARGE çok büyük teşvikler verdi. Ama ARGE'den çıkan sonuç olumsuz da olabilir, olumlu da olabilir. Olumsuz olursa, işte işletmeler buna katlanamadıkları için çok fazla girmiyorlar. Daha çok büyük işletmeler giriyor. Diyor ki ARGE'de yaptığın özel harcamaları da doğrudan sen yaz. Masraf olarak indir. Tamam, özellikle teknokentlerde bu fazla olduğunu görüyoruz. Geldi arkadaşlar, kanunlar koyulmaya giderler. Arkadaşların en fazla düştüğü yerdir, değil mi? Süper bir yer. Kanunlar kol edilmeye girsin. Müfettişim, biz de tabii ki bunu arkadaşlar 2 yıl önce hangarlara kanunlar çıkarttılar. Der ki bunları yaz. Şimdi KVK madde 11. Var mı? KVK madde 11. Bakın arkadaşlar yazmışız. Gecikme faizleri, örtülü sermaye üzerine ödenen hesaplanan kur farkları, transfer fiyat örtülü kazanç olarak dağıtılan kazançlar. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, eğer ki bilmiyorum vaktiniz olursa örtülü kazanç anlatmak isterim, var bende. Çok önemli bir madde. Birçok arkadaş bana örtülü kazançla transfer fiyatlandırmasını soruyor. Özel bir durum. Yaparız tabii onda. Bunun hakkında arkadaşlar size özel bir söz vereyim. Başkan tamam, tamam mı? Tamam. Onu yapalım. Ama beyanname'de doldurmak lazım onları. Aynen. Beyanname doldurmak lazım. Boş vermeyelim yani. Yine arkadaşlar boş, bakın. Bakın. KVK 11'de dediği gibi para cezaları, vergi cezaları, yani vergi usulüne göre ve 6183 sayılı yasaya göre ödenen faiz, komisyon ve benzeri hiçbir arkadaşlar yazılmamış. Yani onda
beyannamede bu bölümde gösteriyoruz. Yine 60 uçak, helikopter bahsettik. İhraç değerler üzerinden ödenen komisyonlar, işte ilat kotaların amortismanları ve giderleri, ama şirketin ana faaliyet unsurunun dışında. Tamam mı? Onu söyleyeyim. Şunu da söyleyebiliyoruz. İşletme şubesi var, Bodrum'da otel işletiyor. Ama merkezde adam burada Bayrampaşa'da tekstil iş yapıyor. Normaldir, yapabilir. Ben yapmıyorum. O ne olur? Ana sözleşmesi yaparsa olabilir. Sözleşme ceza şartlarında konulan tazminat ağaç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklığın yöneticisinin kendi kusurlarından dolayı ödenen tazminatlar, basın yoluyla işlenen suçlar için tazminatlar, her türlü alkol ve içki %50 ama bakanlar grubunun şu anda düzenleme yapmadığı için %100 olarak uygulanıyor. Ne var arkadaşlar? Finans %10, finansman gider kısıtlaması için %10 ama bu %100 uygulanmış. Özür dilerim, %10 finansman gider kısıtlaması bakanlar kurulu düzenleme yapmadığı için tamamen gider olarak yazabiliyoruz. Şimdi vergi usul kanunu uygulamayan karşılıklar kanun hükmündedir. Birinci karşılık nedir? Alacak karşılığı, değil mi? Ben bana ticaret mahkemesine bakıyorum, diyorum ki sen karşılık niye ayırmadın? Hoca unutmuşuk ya diyor. Zaten çok fazla zarar var diyor, unutmuşuk diyor. Arkadaşlar karşılıklar zamanında ayrılır. Karşılık için iki özellik var. Ya icra safhasında olacak ama icra gerçekçi olacak veya da ticaret mahkemesine dava aşamasında olacak, tamam mı? Nasıl gerçekçi? İcra verdim, bekle. İcra bir faaliyet yapacak orada. Adam gidecek, icra memuru gidecek veya da icra itiraz edecek, sen mahkeme edeceksin. Ek-yediği göndermesi var. Aynen. Ek-yediği göndermesi, doğru söylüyorsun. Ek-yediği göndermesi lazım. Bu icra takip evrakıdır, onun için söyledi arkadaş. Şimdi bir arkadaşlar stok değer düşük karşılığı. İki gün önce bir şirkette incelemedik. Ya hocam dedi, benim de 1 milyon malım var dedi burada. Ben bunda da gider yazmak istiyorum. Firma sahibi söyledi, bunu yazamazsın. Getir mahallede 2 tane adam buraya. Takdir konusunda takdir ettin, takdir ettiği değer kadar yazabilirsin. Yani tespit yaptın, doğru söylüyorsun. Peki yapmazsan, sen muhasebe gelip bunu yaparsan kanundan kabul edilmeyen giderdir diyoruz. Bu kuralları uygulamayan amortismanlar, az önce arkadaşımız söyledi, amortisman süresine 5 yıl verdiyse artık 6. yıl sonra amortisman yazamazsınız, değil mi? Araç aldın 100 bin lira. 1. yıl yazdınız, 20 bin lira yazdınız. Dedi ki 2. yıl yazmıyorum. Hayır. O hakkın bir